Gelelim sağlık ekiplerimize. Valla bülteni açarken söylemiştim. Biliyorsunuz kamu çalışanları bugün güvenlik, ulaşım ve sağlık çalışanları hariç izinli. Üç kategoriyi de aslında ayırmadan söylememiz lazım ama sıradaki haberimiz sağlıkçılarımızla ilgili olduğu için onları ekstra bir ayırıyorum. Zaten iki yıldır bu salgın sürecinde epey bir yoruldular. Ama vallahi ne kar dinliyorlar, ne yollar kapandı dinliyorlar. Onların tek bir derdi var. Hastasına ulaşabilmek ve o tedaviyi nerede olurlarsa olsunlar onlara götürmek. Bir kez daha minnettarlığımızı, teşekkürlerimizi iletiyoruz o sağlık çalışanlarına. Bakın hastaların imdadına bu zor şartlara rağmen nasıl koşmuşlar. Ekipler karlı yolları aştı, kanser hastası yaşlı adamın imdadına yetişti. İstanbul Karakış'a teslim oldu. Araçlar yolda kaldı, trafik durdu. Ancak sağlık ekipleri hastalara yetişmek için yollardaydı. 112 sağlık ekipleri rahatsızlanan kanser hastası bir yaşlı adam için harekete geçti. Ancak yoğun kar yağışı nedeniyle Maltepe'deki adrese ulaşamadı. Devreye UMKE ekipleri girdi. Bir saatlik mücadelenin ardından yaşlı adamın imdadına yetişildi. Hasta sağlık kontrolünden geçti. Ekipler ardından bölgeden ayrıldı. Karlı yollarda mücadelesine devam etti. Burası da Başakşehir. 112 sağlık ekipleri akşam saatlerinde yolları aştı. Doğum yapmakta olan bir kadının evine gitti. Ancak kar yağışı şiddetine girerek artırdı. Ekipler de doğumu evde gerçekleştirdi. Ekipler doğum sonrası bebek ve anne ile tekrar yola düştü. Uzun uğraşlar sonucu hastaneye ulaştırıldı. Her ikisinin de sağlık durumu iyi. Arnavutköy'de yaşayan Orhan Kaya da geçirdiği kalp krizi sonrası hastaneye kaldırıldı. 37 yaşındaki Kaya'nın Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'ne sevki ise askeri helikopterle gerçekleşti. O anlarda kameralarda kayıttaydı. Bu görüntüler de Arnavutköy'de kayda geçti. 112 sağlık ekibi doğum sancısı tutan Mevide Kızgı'yı hastaneye yetiştiriyordu. Ancak yoğun kar nedeniyle yolda kaldılar. Yardımlarına itfaiye ekibi yetişti. Kızgı doğuma 5 dakika kala hastaneye yetiştirildi. 22 yaşındaki genç kadın evladını kucağına aldı.